Şirket sahibi, iş insanı. Bu adamda para var. Malı, mülkü, yatı, katı, her şeyi var. En büyük problemi korkusu, tedirginlik, kaygı. Bu korkudan dolayı adam sinemaya gidemiyor. Bak, parası var. Korkudan dolayı asansöre binemiyor. Şirket sahibi bu adam iş görüşmesine gidecek uçağa binemiyor. Ailesiyle yıllardan beri uçağa binemeyen iş adamları var. Parası var ama bu adamın. Asansöre binemiyor adam. Bu adamın iş görüşmeleri var. Gökdelenine çıkması gerekiyor. 25. kata düşünsene. Neler çekiyor. Korkusundan dolayı asansöre binemiyor adam. Ve iyileşemeyeceğim diye düşünüyor. Hocam yok. 20 seneden beri çekiyorum diyor, mızmızlanıyor. 20 seneden beri sitem ediyor. 45 dakikada çözülecek bir problem için 20 sene bedel ödüyor. 20 sene aynı ızdırabı çekiyor. 20 seneden beri asansöre binmiyor. Sadece ben de olur mu? Ben de olmazsa, ya olmazsa ben geleceğim İsa Bey'e tonlarca para ödeyeceğim. Ya olmazsa uçak korkusu 2 saatte çözülüyor. Adam 15 seneden bir uçağa binemiyor. İş adamı bu. Ya olmazsa, ben de çalışmazsa, ben farklıyım. Tamam, İsa Bey 7500 kişi de yardımcı oldu. Korkularını giderdi. Kaygıları gitti, tedirginlikler gitti. İç sesine odaklanmıyor artık. Çok başarılılar. Okey, tamam. Ama ben farklıyım hocam. Ben farklıyım. Parmak izi gibi değil mi? Farklıyım. Ben de olmaz. Bu kafadan dolayı adam 15 seneden beri uçağa binemiyor. Bu adam 20 seneden beri yükseklik korkusundan dolayı yükseklere çıkamıyor. Yıllardan beri çekiyor. Acı çekiyor. Bundan dolayı evden çıkamayan insanlar var. Cebinde parası var, malı var, mülkü var ama huzuru yok ailesiyle. Büyük bir problem bu. Çocuğun karşısında boynu bükük. Ona korkusunu söyleyemiyor. Saklıyor hep çocuklarından. Hep başka bir şey uyduruyor. Babacığım şuraya beraber gidelim dediğinde aslında korkusundan dolayı, gondola korkusundan dolayı binemiyor ama çocuğuna bir bahane uyduruyor. Yok oğlum benim işim var, yok bilmem ne var, şu var, bu var diyerek korkusunu çocuklarından saklıyor. Ve o arzu ettiği huzura bir türlü ulaşamıyor. Bununla beraber bilinç altında çocuklara bağlanan bir göbek bağı var. Otomatikman çocuğunda da korku başlıyor. Onda da kaygılar var. Onda da sorunlar başladı. O da uçağa binemiyor. O da asansöre binemiyor. O da yükseklik korkusundan dolayı yüksek binalara çıkamıyor. O da ben yapamam diyor artık. Hocam ben farklıyım diyor o da. Babacığım ben farklıyım, bende olmuyor, bende çalışmaz diyor. İçine kapanıyor, eve kapanıyor, odasına kapanıyor çocuk. Babasından dolayı. Çünkü öyle öğrendi, öyle gördü. Veya annesinden. Ondan dolayı çocuklarına da geçiyor bu sıkıntılar, korkuları ve kaygıları. Sadece yanlış düşünceden kaynaklı. Ben de olmaz. Ben farklıyım hocam. Ben de çalışmıyorum. Tamam. Binlerce insana yardımcı oldunuz. Onlar da çalıştı. Ben de olmaz. Benim çocuğumda da değişiklik olmaz. Bu cümlenin aynısını çocuğu da söylüyor artık. Anlatabiliyor muyum? Eşi de aynısını söylüyor. Yayılıyor çünkü virüs gibi. Hani virüs var ya, şu anda yayılıyor hızlı bir şekilde. Aynı o şekilde virüs yayılıyor. Korku, kaygı, tedirginlik virüsü yayılıyor. Daha tehlikeli bunlar. Ve ömrünü böyle tüketiyor. Ömrünü zayi ediyor. En büyük iflas eden insanların örneğini veriyor aslında. Ömrünü tatmadan, ömrünü yaşamadan, hayatını yaşamadan, tadını çıkarmadan, keyfini çıkarmadan ömrünü tüketen insanlar en büyük iflas edenlerden bir tanesi. Ve o şekilde zayi olup gidiyor. Nasıl olabilir aslında korkularından kurtulup asansöre binebilmek rahatlıkla? Bir iş adamı düşün, toplantıya gitti. Daha önceden korkusu vardı. 25. kata çıkamıyordu. Şimdi 25. kata asansörle çıktı. O toplantıda içindeki cevheri gösterdi. Motivasyonlu bir şekilde görüşmesini yaptı ve başarılı oldu. Veya daha önceden uçağa binemiyordu, arabayla gidiyordu. 10 saat araba yolculuğuyla gidiyordu. Şimdi ne yapıyor? Uçağa biniyor, yarım saatte varıyor. Daha önceden boynu bükük, tatile gidemiyordu çocuklarıyla. Çocuklarının arzu ettiği veya ailesinin istediği yerlere gidemiyordu. Çünkü uçak korkusundan dolayı mazeret gösteriyordu hep. Artık göstermiyor. Ne yapıyor? İstediği yerlere uçup gidebiliyorlar. Tatile gidebiliyorlar. Daha önceden boynu bükük duruyordu çocukların karşısında. Şimdi güçlü bir şekilde motivasyonlu. Aynı zamanda çocuğuna da yansıdı. Eşine yansıdı. Bu motivasyonlu hal.
Bu cesaretli hal, korkusuzluk hali çocuğa da yansıdı. O da artık korkularından, kaygılarından kurtuldu. Çocuğun özgüveni arttı. Çünkü baba güçlü. Korkusu yok, tedirginliği yok, kaygısı yok. Yani evden çıkamıyordu daha önceden, evden çıkabiliyor şu anda baba. Ve kafası rahat. Eskiden gece yattığında korkularından dolayı ya başıma şu gelirse ya batırırsam, gelecek kaygısından dolayı ya batarsam korkusundan dolayı uyuyamıyordu. Şimdi kafayı koyduğu gibi 3 dakikada uyuyor. İşte böyle olabilir. Peki ne yapacak? Bu duruma gelmek için ne yapacak? Korkularından, kaygılarından onu frenleyen, onun hayatında onu engelleyen, başarısını engelleyen, daha çok zengin olmasını engelleyen veya aile huzurunun daha çok güçlü olmasına engel teşkil eden veya sağlıklı olmasına engel olan kaygı ve tedirginliklerden nasıl kurtulur? Bizim programlarımıza katılan binlerce bu şekilde korku, kaygı, tedirginliği olan işveren, girişimci vakalar var. Onlar hepsi tedirginliklerinden kurtuldular ve arzu ettikleri sağlığa, özgüvene, başarıya, kazanca, mesleki başarıya ulaştılar. Sistem herkeste aynı çalışıyor. Yani bir parmak izi gibi olabilir insanlar. Farklı olabilir. Ama sistem aynı çalışıyor. Ahmet'te nasıl çalışıyorsa Orkun'da da öyle çalışıyor. Ayşe'de nasıl çalışıyorsa Fatma'da da öyle çalışıyor. Ondan dolayı sen artık kafandan şunu çıkar. Ben de olmaz. Bu cümleyi beyninden artık çıkar. Ben yapamam cümlesini kafandan çıkar. Çözüm bu. Çözüm bu. Bu düşünce, zehirli düşünce, bu seni frenleyen düşünce, yapamam düşüncesini kafandan çıkarman gerekiyor. İlk adımın bu. Bunu yapacaksın. Peki ikinci adım ne? Sen yanına birini alman lazım. Çünkü yalnız yapamazsın. Mümkün değil. YouTube videosu seyrederek korkularından kurtulamazsın. Kitap okuyarak kaygı ve tedirginliklerden kurtulamazsın. Sen uzman olmayan birisine giderek asansör korkusundan kurtulamazsın. Sen psikiyatriste giderek uçak korkusunu yenemezsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Bunları ben binlerce kez gördüm, yaşadım. Çünkü seansa gelen binlerce insan oldu. Peki ne yapacaksın? Karar ver. İste, sen isteyeceksin. Kalben sen isteyeceksin. Sen harekete geçeceksin. Tamam mı? Sihirli değnek yok. Birileri senin kafana gelip de böyle ding diye vurarak problemi çözemiyor. Veya seni birileri dövse, tamam mı? Yine çözülmüyor. Sen isteyeceksin. Senin içinden gelecek. Tamam mı? Harekete geçeceksin. Ne yapacaksın harekete geçince? Çok basit ya. Yani ben sana tekerleği tekrar nasıl icat edeceğini söyleyemem. Bu tekerlek icat edildi. Yani var. Binlerce kez çözüldü bu. Acaba ben de çalışır mı? Yok artık öyle düşünce. Sende de çalışır bu tekerlek. Sende de dönecek. Yani bunu tekrar anlatmama gerek var mı? Yapacağın şey benimle ön görüşme yapmak. Burada mütevazilik yapmaya da gerekiyor. Benimle ön görüşme yap. Şu anda neredesin? Göreyim. Neredesin? Nereye gitmek istiyorsun? Hangi korku kaygılarından kurtulmak istiyorsun? Yani seni frenleyen korkuların, kaygıların ne? Sebebi ne? Bir bulayım bunları. Sonra sana bir plan vereyim. Bu planı uygula ve arzu ettiğin sağlıklı bir hayata, huzurlu bir aileye, güçlü bir özgüvene, cesaretli bir kişiliğe merhaba demek istiyorsan, evet diyorsan yapacağın tek şey videonun altındaki linke tıklayarak benimle ön görüşme için başvuru gönder. Eğer uyum kurarsak, seninle iyi anlaşırsak, kendine bütçe ayırırsan, kontenjanımız uygunsa, dolu değilse, o zaman belki seni programlarıma alırım. Sen de arzu ettiğin yere ulaşırsın. Kalıcı olarak problemleri tamamen çözersin. Bunun için yapacağın şey bizimle iletişime geçmek. Hoşçakalın. Üzerimde çok ağırlıklar vardı. Ben kalkamıyordum. Yani kalkmaya çalışırken her tarafım ağrıyordu. Elim ağrıyordu bir kere. Ama şimdi
Canan'a gideyim. Dediniz. Allah sizden razı. İsa Bey'in zeminlerinden sonra gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Kafam o kadar sakin ki. Kanadım olsa uçacağım şu an. Diyorum İsa Bey'e de Allah razı olsun İsa Bey'e. İyi ki tanımışım, iyiler. Ve İsa abiye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Aklımıza gelecek bütün hayatta istediğimiz şeylerle alakalı, hani isteyip de ulaşamadığımız şeylerle alakalı bütün soruların cevabını İsa Mail Bey'in seminerinde sorularınızı cevaplar bulabilirsiniz. Yani kısacası bunu söyleyeyim. Hocamız İsa abiyle tanıştım. Videolar üzerinden tesadüfen gördüğüm bir videolarla karşılaştım. Ve çok faydasını gördüğüm bir konuda da kendisine Allah'tan razı olsun diyorum. Bu işin devamı için de hep birlikte bütün seminerlerin ne kadar çalışma varsa, şey varsa hepsini beraber yapmayı ümit ediyorum. Allah nasip etsin diyorum. Akademik hem ilimle bilim çok güzel bir şeymiş birleştiği zaman. Ben yıllarca bundaki sorunların peşindeyken şurada 4 saatin içinde halloldu. Yani 4 saat. Yani çok seminerlere katıldım. Ama bu seminer çok farklıydı. Büyük bir yük gitti. Yani nefes almaya başladım. Kalbim rahatladı. Geceleri daha rahat uyumaya başladım. Benim gibi çoktan arayış içinde olup da bulamayanlar buraya gelsin.